Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugüne kadar bildiğiniz gibi genellikle havacılıkta olsun, kendi özel hayatımızla ilgili olsun birçok video ile karşınızda yer almaya çalıştık. Bugün de böyle birazcık soru cevap niteliğinde. Genellikle sizlerden gelen yorumlarda çok fazla birikmiş soru vardı arkadaşlar. Bunları derleyip toparladık. Bir sürü soru hazırladım Serkan için özellikle. Hazır mısın Serkan? Ben hazırım. Kahveler evet, hazır mı? Kahveler hazır. O zaman başlayalım. Başlayalım. 3, 2, 1... Evet arkadaşlar, tahmin ettiğiniz üzere bugünün moderatörü benim. Sorular benden gelecek, cevaplar Serkan'dan, çünkü çok uzun zamandır bizi videolarda yalnız bırakıyor. Sizin de dikkatinizden kaçmamış. O yüzden hazırsan başlıyorum sorulara. Ben hazırım. Yalnız hemen bir girdi yapayım. Benim uzun zamandır video çekmemenin sebebi uzun süredir uçuyor olmam. Tabii öyle. Yani evet. Senin yolcu uçuşların durmuş olabilir ama benim kargo uçuşlarım devam ediyor. Hatta 6 gün yoktum yani. Yeni 2 gün önce geldim. Evet evet. Dolayısıyla doğru. Arkadaşlar bu yüzden ben çok olamıyorum. Aslında bizim ideal olarak istediğimiz bu şekilde 2 kişi video yapmak. Evet evet. Ama karı koca pilot olunca çok mümkün olmuyor. Ya havacılık hayatımızın en... savuşturma şekli. Ya havacılık hayatımızın en sakin dönemini geçiyoruz aslında şimdi karantinada çoğu zaman. Evet evet ama ben uçuyorum işte. Ben evet. Uçmasam... Evet evet, mesela son videoyu ben kendim evde yalnız başıma çekmek zorunda kaldım maalesef. Mesela o videoyu sizle ben aynı anda izlemiş olabiliriz. Ben çok sonraki halini gördüm yani. Evet. Sağlık olsun diyelim. Evet. Başlıyorum o zaman. Peki. İlk soru birazcık zorlayacak seni. En azından cevap biraz uzun olacak gibi. Soruların hepsi çok zor oluyor ya. Evet. Zor iş. Neden YouTube? Neden buradayız? Güzel. Şöyle hiç yani YouTube... Öncesine kadar hiç sosyal medya kullanmayan bir insan olarak cevaplayayım yani. Sosyal medyadan çok uzağım, çok ırak bir hayat yaşıyorum yani. Çok da memnunum. Burada olmamızın sebebi tabii ki de bir kanal açalım, para kazanalım değil. Burada olmamızın sebebi bizim çok büyük bir hayalimiz var yıllardır. 3-4 yıl öncesinden başlayan. İşte önce tomurcuktu, filizlendi ve buralara kadar geldi. Hayalimiz tabii ki YouTube açmak değildi. Sen de bu arada lütfen ara ara girdi yap. Evet, güzel gidiyorsun. Çünkü bizim hayatımız yani. Birlikte bir hayal kurduk. YouTube o hayalin bir %1000'de biriydi hatta. Hayalin bir bacağıydı yani. Çünkü hayale erişmek için belirli basamaklar gerekiyordu. YouTube da onlardan biriydi. O yüzden bu kanalı açtık. Hayalimiz aslında bizim Mart ayının 3. haftasında kısmen gerçekleşiyordu. Yani bizim ilk önceki hayalimizin ilk adımı küçük uçak almaktı. O pırpır dediğimiz uçaklar. Ben yaklaşık 2,5 yıldır araştırıyordum. İşte Meltem başka kısmını araştırıyordu. Ben uçak kısmını çok araştırıyordum. 3 tane yere gittim. Finlandiya'ya gittim bunun için. İşte İrlanda'ya gittik 2 kere. Hepsini baktık. Kim uçaklara problem çıktı, kimisiyle başka şeylerde anlaşamadık vesaire. En son İsviçre'de bir uçak bulduk yani. Tam 3. hafta gidip alacağız. İşte biz 2 yıldır bunun için para biriktiriyoruz. Çok da uygun fiyata bulduk. Derken... Korona. Koronavirüs merhaba yaptı şöyle. Maalesef. Ondan sonra tüm her şey ertelendiği gibi bizimki de ertelendi. En azından uçak alma kısmı ertelendi ama hayalimizden vazgeçmedik. Tabi uçak alınca kanalın seyri de değişecekti. O da değişemedi. Dolayısıyla biz bir anda salonda röportaj yaparken bulduk kendimizi yani. Ama her şey normale döner diye umut ediyoruz. En kısa zamanda ve eğer kaldığımız yerden devam edebilirsek kanalın seyri daha çok havacılık ve biraz da böyle göstere göstere aslında yani. Gerçekten o uçağın içinde olup da videolar çektiğimizi bir düşünsene yani. Kesinlikle öyle. Yani evet. YouTube'da bulunma sebebimiz bu aslında. Dediğim gibi o hayalimizden şimdilik bahsetmiyoruz. Çünkü çok net değil. Hani söyleyip yapamamak var, altında kalmak var. Onu istemiyoruz. Zamanla göreceksin inşallah. Özellikle durumlar toparlanmaya başlayınca diyelim. Evet. Peki biraz daha günlük sorularla devam ediyorum o zaman. Peki. Özel hayatınızda zorluklar yaşıyor musunuz? Yaşıyorum. Evliyim. Bir özel hayatım yok dermişim. Yani şöyle, tabii ki iki havacı olmak zor. Hatta bizim bir videomuz vardı, yarım kaldı, çekemedik, tamamlayamadık onu. Karı koca pilot olmak diye yayınlayacaktık onu bir ara. Zor tabii ki de. Dışarıdan bakınca çok keyifli gibi görünüyor. Yani evet, ne güzel karı koca pilotsunuz, işte maddi anlamda çok iyi geliriniz var gibi yorumlar oluyor ama özel anlamda da yani vakit geçirmek anlamında çok zorluklar oluyor.
Bu yönden en büyük avantajımız şirketimizin bize sağladığı boş günleri, yani bizim aylık programlarımız şöyle şu programlar, boş günlerimiz oluyor. Atıyorum 8 ila 10 gün, 12 gün neyse, minimum 8 gün oluyor. O minimum 8 gün, Meltem bizim borçlarımız aksi bir şey yoksa, atıyorum simülatör, özel durum var vesaire. Biz birlikte genelde boş hep geçiriyoruz böyle oluyor, ve birlikte evet. vakit geçiriyoruz o günleri. O yönden çok rahat. Ama onun dışında kolay diyemem. Çünkü acil bir şey olduğu zaman birlikte bir karar almamız gerekiyor. İşte ben Los Angeles'te oluyorum, Meltem Antep'te oluyor. Vizyon farkı. Sonra da bir araya gelmekte güçlük çekiyoruz. Ama bu durum isteyerek geldik yani bu noktaya. Tabii canım. Bu durumdan şikayetçi değiliz. Sadece değil, bu soru evet. öyle diye söylüyorum. Benim yorumum bu kadar. Evet. Sizlerin bir yandan yerleri... da yani sadece böyle ikili ilişkiler değil de mesela bir arkadaşımızın doğum gününde olmak da zor oluyor tabii böyle olunca durum yani. Beraber katılmamız gereken davetlerde evet ikimiz de boşsak çok güzel oluyor. Sorun olmuyor yani davete evet. katılmak ama bir yandan da ikimiz de bambaşka bir yerlerde olsak en azından birimiz o düğüne, davete, doğum gününe gitseydi oluyor insanlar. Çok da var örnek bu arada. Emir'in bir arkadaşımızın düğününe sen gittin. Ben üniformayla katıldım, geri döndüm falan. Uçuşa devam sonra... ettin oradan. Evet. Çok var öyle örnek. Oluyor. Bu hayata alıştık ama biz yani. Ailemiz falan çok üzülüyor. Onlar çok üzüyorlar bizi. Benim ailem hala Ankara'da yaşıyor. Evet. En çok sistemi onlardan yiyorum. İşte çok gelip gitmiyorsun diye. Bazen tek gitmek de olmuyor. Birlikte gitmemiz gerekiyor. Denk getiremiyoruz yani. Oluyor. Evet. Ama bu durumdan memnunuz. Şikayetçi değiliz tabii aslında. Tabii ki. Evet. Devam. O zaman devam ediyorum. Kadın pilot olmanın zorlukları, avantajları nelerdir? Bu soruyu herhalde bana sormayacaksın diye düşünüyorum. Bana bakarak... Çok zorlanıyorum. Evet. Ya şöyle, kadın olmanın avantajı ya da dezavantajı. Şimdi öncelikle böyle hani sanki erkek egemen bir meslekmiş de biz sanki yani sonradan dahil olduk aslında. Evet gördünüz işte Donraş çalışsa da sadece 30 kadın pilot kaptanımız vardı ve onlara bile şaşırdılar biliyor musun? Bu kadar çok var mıydı ya kadın evet. diye. Aslında 200 küsur olduk. Çok daha artmasını ümit ediyoruz. Bir yandan da yani böyle dezavantaj olarak söyleyebileceğim başta benim hissettiğim şey buydu ama artık öyle de hissetmiyorum. Sanki böyle daha fazla çalışmam lazım çünkü orada kendimi kanıtlayabilmenin tek yolu sanki daha fazla biliyor olmak. Ama bu bireysel bir şey yani tamamen benim psikolojimle alakalı. Artık öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü Serkan da diğer erkek pilotlar da tabii ki bilecekler yani bu bizim mesleğimiz olduğu için en ufak detayına kadar hakim olman gereken bir şey bu. O yüzden ne avantajı var ne dezavantajı var. Bir de artık 2020'deyiz ya. Erkek egemen diye bir meslek yok bence. Doğru yani. Pilotluk genel olarak öyle biliniyor. Ama dünyada da aslında bu topraklar yani Türkiye olarak biz çok alışığız buna. Yani Sabiha Gökçen mesela dünyanın ilk savaş pilotu. Keza şu an ismini hatırlayamadım. Birçok kadın subay özellikle askeri pilotajda çok yetenekli kadın pilotlarımız vardı. Hep varlardı yani. O yüzden biz alışığız aslında böyle şeyler. Ben bizim toplumun şaşırmasına şaşırıyorum yani. Evet. Evet. Bir sonraki soruyla devam ediyorum o zaman. Bir pilotun bir günü nasıl geçer? Bununla ilgili aslında bir video istiyorsunuz. Bu soru da aslında video ile ilgili geliyor biliyorum. Yani daha çok bir pilotun günlüğünü anlatan video çeker misiniz diye. Özellikle kokpit içerisinden görüntüler istiyorsunuz. Arkadaşlar maalesef hem güvenlik hem de şirketimizin kuralları gereği böyle şeyler paylaşamayız. Bunun için şirketimizden izin almamız gerekiyor. Onlarla işte zaten... şirket de böyle videolar çekti bu arada yanlış hatırlamıyorsam. Var aslında evet. Yani ana haber bir tane düştü işte. Evet evet. Dispatch aşamasında briefing nasıl yapılıyor, hava durumları inceleniyor, devam ediyorlar işte bir pilotun günü nasıl geçer diye. Böyle videolar var aslında. Biz de çok isteriz böyle bir görev gelirse seve seve de yaparız ama dediğim gibi bununla ilgili prosedürlerimiz var. Öyle. Ama sözel olarak anlatırsam çoğunuz zaten çok bilgilisiniz bu arada her şeyle ilgili. Sorduğumuz soruları bile gayet kolay deyip geçiştiriyorlar. Hepsini biliyorlar. Evet, yani. Evet. Şahsen ben hazırlarken bilmiyordum yani. Onu söyleyebilirim. Sözel olarak anlatıyor olacak olursam eğer video haricinde. Evden çıktınız. İşte bizim ekip terminalimiz var. Orada buluşuyoruz. Pilotlara ve kabin ekibine ayrı özel bir alan. Orada kaptanımız veya kaptanlarımız ile ben 3 yani 2 kaptanla birden uçabiliyorum bazen. Sen tek kaptanla uçuyorsun. 2 kişisiniz kokpitte. Biz 3 kişi olabiliyoruz. Hatta bazen 4 kişi bile olabiliyoruz göreve göre. Buluşup oradaki belirli bilgisayar ve briefing odaları var. Onlardan birine müsait veya masalara birine oturup ilgili hava durumları, notamlar, işte yol boyunca karşılaşabileceğimiz problemler, uçacağımız meydana özel usuller. Yani o günkü uçuşla ilgili gereken tüm bilgiler orada oturup konuşuyoruz. Sonrasında belli kararlar alıyoruz. Yakıt yeterli mi? Şöyle mi yaparız? Böyle mi yaparız? Gibi. Sonra hep birlikte bir ortak akıl geliştirip
Dispatch dediğimiz uçuş öncesi aşamayı tamamlıyoruz. Orada ekibimizle buluşuyoruz. Denk eğer ekibimiz varsa, kargo uçmuyorsak, kabin ekibimizden bahsediyorum. Hep birlikte uçağa geçiyoruz. Uçağa geçtikten sonra işte ben uçan uçmayana göre biliyorsunuz uçağa gittikten sonra kaptan first officer'dan ziyade PF ve PM var. İşte PF uçağı hazırlamakla yükümlü. PF ne demek? Pilot flying. PM de pilot monitoring demek. Bunun görev dağılımında kaptan tabii karar veriyor. Sorumlu kaptan pilot. Hava durumları ve işte isteğe göre. PF uçağı hazırlıyor. PM monitoring eden uçağın etrafını dolaşıyor. Yani uçağın etrafını dolaşıyor ne demek ya? Volkanat yapıyor. Havacılık tarihinde. Harici kontrol. Harici kontrol. Bir şey deriz, bir dolaşayım ben falan deriz de ona. O onları yapıyor. Sonrasında da uçuş icra ediliyor. Uçuş bittikten sonra eğer yatıya gittiysek, yatı dediğimizde gittiğimiz yerde konaklama yapıyorsak yani kalıyorsak. Ki genelde uzun uçuşlar varsa mesaimiz dönüşe yetmeyeceği için kalmak zorunda kalıyoruz. Yatı diyoruz biz buna ekipler arasında. Yatıya gidiyorsak da uçaktan indikten sonra şirketimizin bizi ayarladığı ilgili personeller bizi alıyor. Servis aracıyla birlikte otele yerleştiriyorlar. Ertesi günde yine aynı şekilde PFPM uçağa gidiyoruz ve bu döngü devam ediyor. Dediğim gibi bunun asıl olayı videoyla gösterebilmek tabii ki. Kim ne iş yapıyor ama dediğim gibi sebeplerden mümkün değil. Evet, şimdi yatı deyince bir sonraki soru da bak biraz ilintili oldu. Yatılarda kaptan yemeğe çıkartıyor mu? Bence yılların tecrübesi olarak bu soruya İyi, sen cevaplarsın. İyi tamam, hadi ben cevaplayayım. Eskiden yatılar çok daha uzun ve böyle geniş geniş gezip, görüp, eğlenip, yemeklere gidip hep beraber vakit geçirebileceğimiz zamanlar vardı. Ama maalesef ki artık çok her şey, tüm yatılar çok kısa oluyor. Sizin yerler bile öyle yani. O yüzden artık öyle değil ya. Herkes kendi bireysel takılıyor ama eğer tabii ki boş vaktimiz varsa neden olmasın yani. Oluyor. Yani denk gelebiliyor. Bazen ama kısa yatıda bile ben hatırlıyorum. Adana'ya gidiyorduk açık mesai diye bir nasıl diyeyim? CV Havacılık talimatına göre bir uçuş mesai düzeni var. Açık mesai deniyor ona. Gidiyorsunuz Adana'ya mesela. Son seferi yapıyorsunuz. Sabah 6'da da ilk sefer var. O arada da bir açık mesai usulü var. Yani mesainiz devam ediyor ama otele yerleşiyorsunuz o kısa süre içinde. Biz o açık mesailerde kebapçıya gittiğimiz çok gerçekten olmuştur yani. Mi? Oldu yani evet. Ya özellikle, benim de mesela pardon. Yok estağfurullah. Özellikle Ramazan dönemleri falan oruç tutan olursa sahura direkt kebapçıya gidip uçuşa devam ediyorduk. Oluyordu. Mantıklı. Yani. Ben de şey diyecektim mesela, bir Afrika yatıda o kadar yorgun olduğumu hissetmiştim ki hiç odadan hiç çıkmadan bir yatıyı bitirdim ve döndüm yani. Mesela. Biraz böyle şey yani, tüm A2 uçuşun nasıl yoğunluğu, hani o anki yatada yorgun musun değil misin, keyfin yerinde mi, dışarı çıkasın var mı, bunlarla da ilgili birazcık. Çok doğru. Yani ben kısa örneğini verdim ama benim de 73 saat Colombo vardı geçenlerde hatırlarsın geldim. Evet ya. Odadan çıkmadım, bir kere çıktım yani. Hani bazen olabiliyor. Durumunuza, moda bağlı, ekibin yorgunluğuna bağlı. Biraz enerji meselesi ya. Ama evet. Kaptanlarımız ödüyor. Yani yalan yok. Çok denk geldim sağ yani. Sağ olsunlar. Çok cömertlerdi, çok iyilerdir. Evet. Peki, pilotluk ve sağlık şartları. Evet, bu da herhalde en fazla sorulan sorulardan birisi. Evet. Tabii sen genel olarak soruyorsun. Spesifik. Tabii. Çok fazla soru var çünkü. Arkadaşlar biz bir sağlık videosu yaptık. Mel ile iyi hazırlandık. Mel çekti hatta o videoyu. Şimdi o videoda anlattığımız şartlar o anki ilana göre topladığımız bilgilere dayanılarak anlatılan şartlar. Yani her ilanda bu şart değişebilir. Başka şirketlere göre bu şart değişebilir. Çok fazla girdi çıktı var. Çünkü sağlık yani koronavirüsten sonra belki yeni şeyler bile gelecek. Atıyorum öksürüğünüz varsa başka kısıtlamalar gelecek. Sağlık kişiye özel çok münferit bir konu olduğu için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirdiği hastanelerin, ilgili havacılık bölümlerinin doktorları, ben de hep bunu yazmaya çalışıyorum yorumlara özellikle cevap olarak, tek yetkilidir arkadaşlar. Hatta birkaç arkadaştan mesaj geldi Instagram'a da. Aradık, görmemiz gerekiyor dediler. Normal çünkü onlar bile telefonda yardımcı olamıyorsa o bilgiye ve tecrübeye rağmen bizler bir yerde ne dersek diyelim sizi yanlış yönlendirmiş olabiliriz. O yüzden arkadaşlar sağlık konusunda son yetkili onlar. Hatta şöyle istisnalar da var maalesef ki bazı arkadaşlar SHGM'nin hastanelerinden işte o ilgili hastanelerden rapor alıyorlar. Klas 1, klas 2 neyse ve Türk Hava Yolları kabul etmeyebiliyor. Türk Hava Yolları doktorları da var. Bizde de sağlık birimi var, sağlık müdürlüğü. Türk Hava Yolları doktorları daha da kriterleri kısabiliyor. Dolayısıyla TH doktorları kabul etmiyor. Yani bu sağlık işi bir çember olarak düşünün. Çemberin son halkası SHGM doktorları. Yani ilk onlardan alıyorsunuz çembere girerken. Çember daraldıkça özel şirketler, başvurmuş şirketler devreye giriyor. THY, Pegasus, SunExpress, artık Onur Air gibi
başvuracağınız şirketler devreye giriyor. Onların doktorları. O yüzden sağlık işi biraz meşakkatli arkadaşlar. Ya çok spesifik bir konu olduğu için doktorların da telefondan yardımcı olamamasını da anlıyorum aslında. Hani görüp ona göre karar vermek istiyorlar. Ve sizin endişenizi de anlıyorum yani. Şu an hali hazırda bir mesleğiniz de olabilir, işiniz de olabilir. Bunu bırakmak ve böyle baştan, en baştan bir mesleğe başlıyor olmak ve sağlıktan kalmak birazcık insanı zedeler yani. Anlıyorum ama böyle. Benim bununla ilgili tek tavsiyem olabilir naçizane. Hani haddime değil tavsiye vermek ama ben öyle yapmıştım en azından. Ben THY sürecinde ilk diyaları geçtikten sonra hemen bir hastaneden randevu aldım. İşte bu CEO önce gelen birinin bizim sağlık videosunun orada link var açıklama kısmında. Randevu aldım ve gittim, sen de biliyorsun zaten. Full hastaneye test oldum. Yani gerçekten hani pilotajı kazanmış gibi. Ona müsaade ediyorlar bu arada. Onunla ilgili bir belgeye gerek yok. Ve aldım raporu. Sonra şartlar değişebilir tabii ki. Bunu bile bile girdim. Ama en azından içim rahat etti yani süreci deyip değmeyeceğine. Size de tavsiyem varsa böyle biraz bir ücreti var. Biraz pahalı yani. 700-800 lira mı öyle bir şeydi. 60 bence artmıştır. 60'tır muhtemelen. Biraz pahalı. En uygun hastaneyi araştırın. Gerekirse pazarlık da yapın. Deneyin şanssız yani. Hani ben öğrenci pilot adayım gibilerinden. Bunu yaptırırsanız en azından bir nebze içiniz rahatlar yani. Evet, aklınızda kalmaz. Evet. Devam ediyorum. Ha veya şöyle yapabilirsiniz. Çok pardon. İki kişi gidip miktarı düşürmek adına diye düşünüyorum. Öğrenciler için hani sonuçta iyi bir para. Yüksek bir meblağ. Meblası. Şöyle yapabilirsiniz. İki kişi biriniz yollayıp diğeri de en azından olan rahatsızlıkla birlikte giderse refakatçi hani doktorla sohbet etme şansları olabilir. Hani en azından hastalığı sorarlar ve bir kişi raporu alırken diğeri de en azından kendi soruları sorabilir. Yani öyle şeyler olabilir yani. Peki herhangi bir yere giderken vize alıyor musunuz? Alıyoruz. Genelde akrabalarımıza dair olmak üzere herkesin sorduğu bir soru siz şimdi yurt içi mi yurt dışı mı uçuyorsunuz? İkinci soruda vize almıyorsunuz değil mi? Biz her yere gidebiliyorsunuz. Keşke öyle olsaydı. Keşke öyle olsa arkadaşlar. Bizim bir yeşil pasaportumuz yok. Askeriyeden gelen kaptanlarımızın yeşil pasaportu var. Onlar hani devlet görevinde yer aldıkları için. Ama bizde o yok. Dolayısıyla biz her ülkeye ama her ülkeye istisnasız vize alıyoruz. Mesela bu konuyla ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Biz vizeye başvururken her zaman aynı ülkeden başvurmaya çalışıyoruz ki diyelim ki ilk verdiğinde 6 aylık mı veriyor? Sonraki seferde 1 senelik, bir sonrakinde 2 senelik falan vermişti en son. En azından böyle 2 sene kafanız rahat olur yani. Biz öyle yapmaya çalışıyoruz. O zaman bir sonraki soruyla devam ediyorum. En sevdiğiniz yatı yerleri nelerdir? Güzel. Çok var. Ya dünyanın her yeri ayrı güzel. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten her yerin ayrı özelliği var. İşte doğu ayrı, batı ayrı. Ama benim özellikle çok sevdiğim bir yer hani çok sevdiğim bir yer söyleyemem ama şeyi söyleyebilirim. Uzak Doğu Asya ülkelerini çok seviyorum. Kore, Japonya, Vietnam, Tayvan. Yani o tarafları çok seviyorum. O tarafların kültürü, insanları çok sıcak. Çok hoşuma gidiyor yani. Evet. Ama onun dışında Afrika'yı acayip beğeniyordum. Şu an uçamıyorum ama kargo var birkaç sefer ama 37'deyken Mertem şimdi Afrika'nın fatihi. Seviyorum ya ben Afrika'yı. Ben de öyle. Sende peki neler var? Bence bu favori neresi, nereyi daha çok seviyorsun soruları aslında sende de bende de bu böyle, onu gözlemledim. Farklı olanı seviyoruz yani mesela. Uzak Doğu kültürü gerçekten çok farklı. Yemekleriyle olsun, ne bileyim işte insanlarıyla olsun, davranış biçimleriyle olsun. Keza öyle Uzak Doğu benim de dikkatimi çeken bir bölge diyeyim. Ama Afrika benim favorim. Çok farklı ve yani hem coğrafyası hem havası, iklimi, bir anda yağmur başlıyor, ne bileyim hayvanları falan, böyle maymun çıkabiliyor falan, seviyorum yani o durumu. İlk ana kara ya. Evet. İlk kıta yani. Evet. Enteresan yani. Bir de benim favorim kesinlikle Roma yatı ya. Senin de olduğu için mi bilmiyorum ama hem çok uzun kalmıştı. Evet. Hem de böyle Vespa kiralayıp falan çok gezmiştik bütün şehri. Meltem bir gün Roma'ya gidiyor, anlatalım madem konusu açıldı. Ben Los Angeles'taydım. Çok yorucuydu Los Angeles yatıdaydım ben. Bir de 23 yani bir gün falan kalma süremiz vardı orada. Los Angeles'ta bizim en uzun uçuşlardan yani hakikaten bir block time diye söyleyeyim yani. Mesai süremiz 18-19 saate kadar çıkıyor Los Angeles'a giderken. Yani bir de jet lag hani saat farkı, biyoritmik falan biraz yalan oluyorsunuz yani yoruluyorsunuz. Meltem de ben Los Angeles'tan dönerken döndükten bir 3 saat sonra falan Roma'ya gidiyordu. Hatta kokpitte kaptanlara bahsetmişti. Hocam dedi böyle böyle işte. Eşim de Roma yatıya gidiyor. Ben de hani ekipmanlı geldim. Denk gelirse gideceğim. Onlar dedi sen delisin oğlum hani. Yani Los Angeles'tan dönüşte Roma yatıya gitmek neyin kafası falan. Vallahi hocam işte gidişata göre falan. Bir de ben uçuruyordum dönüş uçağını. Ondan sonra uçtuk ve iyi hissediyordum kendimi böyle. Tabii Meltem'in de gitme şeyi de teşvik de arttırdı. Hatta fotoğrafımız var.
Instagram'a koymuştum. Evet evet koymuştum. O Roma yatağı giderken ki fotoğraftı işte kokpitte. Bayağı geldim. Uçak biletimi ayarladım, şey ayarladım. Ben de üniformayla hemen kontuara geçtim. Diğer kontuara çıktım ekiple. Ondan sonra Meltem de Roma yatağı gidiyordu. Meltem'in uçağı normal yolcu gibi bindim ben tabii ki. Öyle normal Meltemler ayrı ekibe geçti uçağa. Ben ayrı geçtim yani. Öyle Roma'ya gittik. Orada da otele gittik, üstümüze geçtik. Kaptan da çok bizimle sağ olsun. Eğlenceli çok eğlenceliydi. Çok hemen bize eşlik etti sağ olsun. Evet. Hemen üçümüz şey yaptık. Ekip yorgundu, ekip gelmedi. Hemen Roma merkeze gittik tabii. Korona falan yok, mis gibi yani. Çok güzeldi. Ne zaman? Ocak ayı mıydı? Aralık da herhalde. Aralık. Aralık evet. Ama hava çok güzeldi yani. 15 derece mis ve bulut yok falan. Çok güzel hava. Biz hemen attık eşyaları, dışarı çıktık Roma'da. Saat gece 3-4 biz döndük otele. Roma merkezi gezdik böyle ve ben toplamda 30 saat falan hiç uyumamıştım yani. Hatırlıyor musun? Nasıl zaten ben Serkan'ın IR dönüşlerindeki enerjisine hayranım yani. Ben var ya diyorum ki Los Angeles'a geldikten sonra biz hani uçaktayken yani kokpitteyken diyorum ki Serkan kesin uyuyordur yani. Yok uyumamış, orada bile uyumamış. Aynen yani. hiç uyumadım yani ama dedim ya yani fiziken yorgun oluyorsunuz ama mental olarak güçlüyseniz işte o motivasyon videosunda söylediğim gibi yani. Hani o hayat boyu hep o enerji varsa işte yorgunsun ama değiyor modu var ya işte o çok güzeldi ve iyi ki duymamışım. Uyuyakalıp kaçırsaydım kesinlikle. Aşırı pişman oldum ve yani. Sabah kalktık sabahın köründe ve devam ettik. 4 saat uyuduk bu arada 30 saat üzerinde sonra tekrar devam. Şey kiraladık, motor kiraladık. Vespa çok güzeldi ya. Roma'yı alt üst ettik yani ve toplam yatağı 30 saatti. Çok güzel, keyifli oldu kaç yani. Kaç saat gezmişizdir değil mi? Tabii. 15 saat minimum gezmişizdir. İşte böyle yani. Tadını çıkarmak gerekiyor ya. Yoksa mesela işte bu meslek olmasa bunu yapabilir miydik? Asla yapamazdık yani. Yani belki yapardık da ne bileyim ya. Çok hani yani normal zamanda olsa Roma'ya gitmek için böyle onun için özel valiz falan hazırlarsın ya. Serkan böyle IR valizle geldi, uçağa bindi ve devam etti yani. Aynen öyle. Değişikti. Neyse devam ediyorum. Neden Emirates ya da Katar'a gitmediniz? Evet, can alıcı sorulardan biri dermişim. Aslında hiç öyle bir soru değil. Çok basit bir soru. Çünkü Türkiye çok güzel bir ülke. Biz yani bu ülkede olmaktan, yaşamaktan çok mutluyuz. Bilmiyorum Meltem ne düşünüyor? Öyle öyle ya, evet. Ya yok diğer sorulara göz atıyordum, kusura bakma. Tabii, moderatör yani. Hanım. Yani bilmiyorum, hiç gitme şansınız oldu mu? Bu soruyu soran arkadaşlar için soruyorum hem Instagram hem YouTube. Tamamen yapay iki ülkeden bahsediyoruz yani bence Dubai'de, Katar'da. Yapay iki ülke, çöl havası. Yani benim hiç haz etmediğim bir havaya sahip. Bu çok hava sıcak. Olarak şeyler. İkincisi, Türkiye hem çok güzel bir ülke, gerçekten öyle yani. Bir Ege'yi, ya Ege'si başka, doğusu başka bilmiyorum. Şimdi hani o muhabbete girmeyeceğim ama ben çok seviyorum şahsen. Meltem'i de sevdiğimi biliyorum. Tüm eşimiz, dostumuz, ailemiz, her şeyimiz burada. Bu şartları bir araya koyunca bir de önemlisi tabii ki Türk Hava Yolları'nda çalışıyor olmamız. Yani Türk Hava Yolları bence gerçekten çok iyi bir şirket. Benim bu düşünce aşamasına geldiğinde bile ben THY'de Emirates'te 15 sene geniş gövde kaptanlığı yapmış bir kaptan vardı. Yabancı bir kaptan. Aramızda çok iyidir böyle buralarda oturuyor hatta. Onunla sohbet ettim. Ve bana dedi ki THY'den herhangi bir şirkete gitmek şu an dedi çok büyük bir downgrade dedi. Yani ne denir downgrade'in Türkçesi işte. Kendini İşte düşürüyorsun aslında yani. Terfi almanın tam tersi. Aynen öyle yani. Direkt kendi bulunduğun pozisyonu düşürüyorsun. Hem sektörde hem de kariyerin için yani. Ben ilk anlamamıştım. Ama sonra zamanla insan daha iyi anlıyor. Şu an zaten Emirates'in olduğu durum. Sonra personeline yaptığı, ne diyeyim, verdiği o tüm şeyleri geri aldı. O benefitleri, yan hakları. Yani bilmiyorum, her şey önemlisi. İstanbul'da yani şu havaya baksanıza ya. 20 derece hava var, şeker gibi yani. Hani biliyorum şu an evde kalmak zorunda olduğum için evdeyiz ama yoksa hangimiz evde olurdu? Bu tüm dünya için böyle ya. Geçici bir süreç olduğunu. Tabii ama yani hani evde kalmak zorunda olmasaydık hepimiz dışarıdaydık yani. Orada tabii, öyle bir şey yok yani. Evet. Hani hep havayı vurguladım ama dediğim gibi ya Türk olan olmaktan çok memnunuz yani. Akademi olmasaydı da bunları söylerdim. Zaten akademiyle olup da gidenler de oldu. Çok nadir de olsa. Oldu. Gidenlere hiçbir lafım yok. Kendi tercihleri ama bana kesinlikle uymuyor. Meltem'in de uymadığını bildiğim için hani ikimiz adına konuştum. Hiç düşünmedik bile yani. Böyle. Evet devam ediyorum. Üzücü bir soruyla. Kediyle kuş aynı evde zor olmuyor mu? Ya zor oluyordu. Maalesef biz kuşumuzu kaybettik. Sanıyorum ki kalp krizinden. Zaten kuşumuzun bu eve gelme hikayesi de çok tatlıdır yani. Serkan bahçede otururken ben evde yoktum o zaman. Böyle kargalarla boğuşa boğuşa bahçeye düşmüş ve biz onu o şekilde edinmiştik aslında evde. Ve bir sene kadar bizimle yaşadı çok güzel bir şekilde. Evet. Ve çok cana yakındı yani ilk günden beri böyle omzumuzda, kafamızda işte masaj yaptırıyordu falan bir sürü video yayınlamıştım zaten. Görmüşsünüzdür belki Instagram'dan. Sonrasında maalesef bir gün böyle gözümüzün önünde
git diye düştü. Ve biz onu veterinere götürdük. Veteriner de şey dedi yani, muhtemelen kalp krizidir çünkü size de zaten gökten gelmiş ve kaç yaşında olduğunu bile bilmiyorsunuz. Belki 1 yaşındaydı, belki 11 yaşındaydı yani. O yüzden siz bir sene boyunca ona güzel ailelik yapmışsınız. Yani çok üzüldük. İlk bir hafta ayrı üzüldük ama işte... Aa, kendime gelemedim yani gerçekten. Zor yani, bir süreçti. İyi kötü belki vardır, belki yoktur. Ölümde tanışanınız vardır yakınlarından, etrafından, hayvanlarından. Bizim de öyle oldu yani. Daha başka ölümlerimiz de oldu ama en son olan buydu yani. Çok üzüldük. İşte bir hafta çok üzülüyorsunuz, ağlıyorsunuz. Öyle. İkinci hafta daha bir suratınız kendinize geliyor. Üçüncü hafta toparlıyorsunuz. Dördüncü hafta böyle rahat rahat konuşabiliyorsunuz yani. Gezi'yi çok seviyorduk hakikaten. Yani ne diyelim, öyle yani. Ve erken veda etmek zorunda kaldık diyelim evet. Yani. Kediyle zor oluyor muydu soruya dönecek olursak? Zor oluyordu ya. Çünkü kediler, bilirsiniz ki aranızda kedisi olan vardır belki. Böyle bu arada biz Ponçi'yi de kapının önünden aldık yani. Satın alma, sahiplen diyelim. Evet. yeri gelmişken mesajımızı da verelim dedim. Dolayısıyla böyle kediler çok meraklı olurlar ya, böyle kapalı bir kapı yok yani bizim evde. Tüm kapılar açık olmalı, nerede ne olduğunu biliyor olmalı falan. Bir odayı sadece gezi için ayırmıştık gibi bir şey olmuştu ve sürekli o odanın kapının önüne gidip böyle bekliyordu falan. İçeride bir canlı var çünkü, hissediyor tabii ki sesten dolayı falan. Bahçemize hala kuşlar düşmeye devam ediyor ama. Evet ya. Geziden önce martı düştü bir tane, onu mezun ettik uçuk yılında. Martıdan sonra sığırcık geldi. Sığırcık düşmüştü daha doğrusu. Biz burada otururken tesadüf baktım, kediler hareketleniyor. Kedilerin hepsi bir yere hareketleniyorsa bir şey vardır orada yani. Bir baktım sığırcık. Onu da aldık. Sonra o hasta çıktı tabii. 3 gün yaşayabildi. Evet ya, maalesef. Sonra bir de karga geldi. Onu kargayı mezun ettik ama. Onu da mezun ettik, o da gitti. Uçurduk. Komşularımız da destek verdi sağ olsunlar. Öyle. Kediyle kuştan oralara bağlandık işte. O zaman devam ediyorum. Korona dönemi ve akademi programının geleceği sizce ne şekilde değişecek? Evet, bu soruyla ilgili de çok soru alıyoruz. Hem havacılığın geleceği, hem koronavirüs sonrası akademi durumları, TH Akademi üzerinde söylüyorum. Hem de koronavirüs sonrası normal pilotaj hayatı nasıl olacak diye. Özellikle yeni mezun arkadaşlara veya pilotluğa girmeyi düşünen arkadaşlara çok soru geliyor. Bu soru tabii çok ayrı platformlara tartışılacak kapsamlı bir soru ama ben naçizane kendi gözlemimi yapayım. Çünkü bununla ilgili kesin bir bilgi yok. Hala çok yeni bir süreç aslında bu durum. Geleceği planlamak için daha bugün IQ'nun bir verisi geçti elime. Böyle bir 60 sayfalık bir rapor hazırlamışlar. Onu inceleme şansım olmadı ki, inceleyip belki üzerine bir şeyler tekrar eklemek isterim. Genel olarak söyleyebileceklerim, havacılık sektörünün büyümesi devam edecek tabii ki. Yani bu tabii ki bu süreç erteledi büyümeyi, durdurdu. İşte bazı şirketler önlemler alıyor. Bazı şirketler işte iflaslarını açıklıyorlar maalesef ki. Bazı şirketler personelini çıkarıyorlar. Ancak havacılık sektörü yani öyle kolay kolay komple kapanacak bir sektör değil tabii ki de yani. Ulaşım sektörü yani, insanların temel barınma, giyecek, ulaşım temel ihtiyaçlarından birisi yani. Uzun vadede etkileri şöyle olabilir. Özellikle yolcu talebinde düşüşler şöyle yaşanır diye düşünüyorum ben. Bu Zoom bir aplikasyon var biliyorsunuz. Herkes oturup video call yapmaya başladı. Hı-hı. Özellikle corporate, kurumsal şirketlerde artık bu bir alışkanlık haline gelebilir. Yani gelebilir. İnsanlar artık... Hı-hı. Atıyorum Singapur'dan New York'a bir yolcusunu yollamaz da çalışanını. Der ki sen New York'taki adamlarla yıl sonuna kadar video call'la yap, Zoom'dan yürüt. Çünkü toplantılar insanlar, bu şekilde de yürüyor yani. Kesinlikle öyle. Bunu gördüler yani. Artık demek ki zorda kalınca biz bunu yürütebiliyormuşuz diye. Ya bence bir dönem böyle devam edebilir. Maliyetleri de kısmak adına ama bir yerden sonra tekrar canlanacaktı diye bekliyorum. Özellikle bu yazın hareketli geçmesini bekliyorum. Tabii ki uzun vadede ben de bizim genel müdürümüzün yönetim kurulu başkanımızın açıklamaları dinledik işte. Siz de dinlemişsiniz, röportajlarını takip ediyoruz. Biz de onlardan öğreniyoruz. Etkileri olacaktır. Ama ben alımların devam edeceğini düşünüyorum akademiyle ilgili. Bu yıl belki ilan açılmaz ama belki yıl sonunda açılır. Çünkü şöyle, akademi, siz bugün bile ilana başvursanız sizin mülakata girmeniz, DLR, CRM, kurul mülakat derken bu minimum 6 ay sürecek evet. Diye düşünüyorum. Siz zaten 6 ay böyle atlattınız. Eğitim kabulünü, sözleşme bir 6 ayda oradan gelecektir. Hı-hı. Siz zaten başlamanız 1 yıl. Ortalama söylüyorum. 2 yılda da mezun olsanız yine ortalama. 3 yıl. Zaten 3 yıl. 3 yıl sonra zaten herhangi bir olağanüstü bir durum olmazsa, virüs gibi. Evet. Sektör zaten normal dönecektir diye düşünüyor ki hali hali yani. Dolayısıyla akademi programı geleceği bu yönden iyi gibi görüyorum ben. Aynı zamanda şirketler için de çok faydalı. TH üzerinde değil, herkes için. Yetiştirilen personel en değerli ve en ucuz personeldir. Uzun vadede. Dolayısıyla akademide böyle bir program ki TH'ye geleceğini 2023'e belki 2025'e kuruyor. Belki biraz ötenebilir o hedefler.
Ama uzun vade kuruyor yani. Uzun vadede en çok pilot ihtiyacında Türk Silahlı Kuvvetleri de zaten pilot açığı var şu anda. Akademiden ihtiyacını gideriyor. O yüzden ben programların duracağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi bunlar bir varsayım. Bunları gerçekçi anlamda hepimiz göreceğiz yani. İki ay önce ne konuşuyorduk? Şimdi ne konuşuyoruz yani? Her şey bir anda değişti. Her şey değişebiliyor bir anda maalesef. Ya en çok şanslı olanlar şu anda gerçekten çok şanslılar. Yeni mezun olanlar. Hem akademi hem de normal kendi eğitimde almış. İşte modüler, hani Meltem geçen hafta anlattı ya videoda Mel. O modüler mezunları. Onları da işte en kısa vakitte iş bulmaları temenni ediyorum. Çünkü gerçekten onların mezun olduğu dönem çok kötü bir döneme denk geldi. Öyle. Evet. Bir de şey eklemek istiyorum ben ya. Hani dedin tabii, ya mesela Zoom application üzerinden işte toplantılar halledilebilir, artık yolculuklar bir nebze azalabilir diye. Ben de şöyle bir kitlenin varlığına inanıyorum ve görüyorum da aslında. Bir an önce şu virüs saçmalığı bitsin de ve biz de bir an önce gezmeye başlayalım. Kesinlikle. Çünkü insanlar az önce söylediğin gibi yani bu temel ihtiyaçlardan biri oldu. Yani sosyalleşmek bambaşka bir durum yani. Dolayısıyla şu andan insanlar plan yapmaya başladılar yani nereye evet. gitsek, şu bittikten sonra nerelerde alsak soluğu diye. Kesinlikle. O yüzden bence çok da etkilemeyecek yani. Umuyorum. Kaldığımız yerden devam ederiz. Ya tabii canım, insanlar yaşamaya devam edecek işte. Dün İtalya'dan görüntüleri gördüm. O meydanlar, Roma meydanı falan yıkılıyor yani. İnsan atmış kendini yani. Ki ama en fazla artık kaybın yaşandığı yerlerden birisi yani. Hani nitel anlamda olmasa nicel olarak da İtalya çöktü yani neredeyse bir ay önce falan. Maalesef evet. Hani bir yandan böyle bir durumda var. Ya inşallah güzel olur ya her sektör için. Sadece havacılık değil yani. Devam ediyorum. Peki. İngilizceni nasıl geliştirdin? Evet, bu da çok aldığımız bir soru. Yine İngilizce ile ilgili sorular. Özellikle ben kendi hikaye videomda da anlattım. Sıfırdan başladım her şeye. İngilizcemi şurada. Şurada bakın yeri gelmişken. Şu küçük radyo. Benim İngilizcem geliştirdi. Şurada USB girişi var. Şu anteni falan. Gerçekten dalga geçmiyorum. Şurada SD kart girişi var. Sen görmüşsündür bunu, askeri ziyaret etti beni Kıbrıs'ta. Evet. Askerdeyken ben odamda bu vardı. İşte İngilizlerin üssü vardı orada, dikel yap diye. Oradan BBC çekiyordu. Ben BBC dinliyordum her gün radyodan. Çok iyi bir listening yapıyordum. Sonra writing, her dinlediğimi yazmaya çalışıyordum. Sonra BBC'nin sitesine girip karşılaştırmaya çalışıyordum aldığım bilgileri. Böylece writing'im gelişiyordu. Speaking'de orada işte Birleşmiş Milletler askerleri de denk geliyorduk. Öyle artık her muhabbeti yapıyordum. Oradan da speaking gelişiyordu. Ama siz bunların hiçbirini yapmak zorunda değilsiniz. Yıl artık, bu 2011 yılındaydı. Artık yıl 2020. Artık kullanabileceğiniz Google var. Google'a İngilizcemi nasıl geliştirebilirim diye yazsanız binlerce sonuç çıkacak ve binlerce şey var. Tabii ki ben kendi yöntemlerini anlatmak isterim. Bir İngilizce videosu çekmiştim. Orada bir açıklama kısmında BBC Learning English diye bir app var. Application. Çok faydalı. Ben ondan çok şey öğrendim. Bunları yapabilirsiniz. İşte diğer aplikasyonlar var, programlar var, adını hatırlamıyorum. Çok fazla şey var yani. Artık çok fazla şey var. Yani günümüz çağında sizin İngilizce bilmeme ihtimaliniz yok, onu söyleyeyim. Bunun pilotluğun dışında olarak söylüyorum. Her meslekte İngilizcesinin karşınıza çıkacak yani. Öyle veya böyle çıkacak yani. Global bir meslek düşünüyorsanız yani, çok kendi etrafınızda bir iş düşünmüyorsanız. Dolayısıyla İngilizce öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar ve size tavsiyem, üniversite bitmiş olduğunda İngilizceniz cebinizde olsun. Üniversite sonrası İngilizce öğrenirim. Ya üniversite bitsin de sonra dil okuluna gidelim hayalleri kurmayın. Çünkü üniversite bittikten sonraki zaman aşırı hızlı geçiyor. Hiç zamanınız olmuyor. Hele iş hayatına girerseniz yani. O yüzden size tavsiyem, üniversite mezun dönemlerini kendinize baz alın, hedef alın ve ona göre çalışmanızı yapın. Önünüzde milyonlarca kaynak var. Lütfen kaynağım yok demeyin. Orada size katılmıyorum. Benim dönemde olduğumdan çok daha fazla kaynağınız var. Çok daha fazla imkanınız var. O yüzden de halledersiniz diye umuyorum. Sadece nereden başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz ama bir yerden başlayın. Kendinize çok seçenek var. En uygun seçeneği bulun ve başlayın yani. Bizim dönemimizde çok fazla seçenek yoktu. Ben de olan seçeneklerle idare ettim yani. Bir de Serkan üniversite döneminde Work and Travel'a da gitti. Onun da tabii ki katkısı çoktur. Ve bir de hani diyorsun ya böyle mezun olmadan önce bir an önce cebinize koyun diye, öyle bir şey değil bence yani. Sen de eminim ki kazıyorsun. Tabii. Hayat tarzınız haline gelmek evet. durumunda. Ve bundan sonra hep hayatınızda olacak bir şey olduğu için. Hani diyorlar ya böyle, öğrendik ama çok çabuk unutuluyor, çok nankör, dili öğrenmek çok zor falan filan. Hayatınızın içine soktuğunuz takdirde zorlanacağınızı zannetmiyorum. Doğru. Bilgiyi aktif tutacaksınız yoksa hepsi unutulur yani. Her konuda bu böyle değil mi? Aynen öyle. Devam. Çocuk olduktan sonra nasıl olacak? Şöyle. Anne, senin için de zorluklar olacak Serkan'cığım. Öyle ama bence senden bahsediyorlar burada. Tamam, cevaplıyorum. Şimdi çocuk sahibi olmadığımız için bu konuya çok rasyonel bir cevap veremeyebiliriz ama çok fazla çocuk sahibi olan kadın kaptan tanıyorum.
Evet tabii ki zorlanıyorlar yani. Kolay bir şey değil. Hem çocuk büyütmek hem de böylesi tempo isteyen bir meslekte çalışıyor olmak. Ama bir şekilde olacak yani sonuçta. Kimisi bakıcıdan yardım alıyor. Kimisi anneanne ve babaannelerden yardım alarak çocukları büyütüyor. Sadece şunu söyleyebilirim ki ilk 2 sene yani çocuk 2 yaşına gelene kadar yatı konusunda bir favor yapıyor şirket. Yani yatıya gitmiyorsun da sadece git gel uçuşlarında görev alıyorsun. Ama mesela bundan bile hani bazı uçtuğum kaptanlar söylüyor ki çok o da çok yorucu oluyor. Çünkü yatıya gittiğinde bazen sadece az önce de bahsettiğim gibi sadece dinlenme ihtiyacı da doğabiliyor yani. Sadece dinlensen bile kendine geliyorsun aslında. Ama evde öyle bir durum yok yani. Uçuyorsun zaten yorucu bir iş yapıyorsun. Eve gidiyorsun tekrar çocukla ilgileniyorsun. Bir şekilde geçeceğiz o süreçlerden biz de bakalım. Yani çalışan kadın nasıl çocuk olduktan sonra iş hayatına var değil mi? Yani evet. Ben tabii bilmiyorum ama onun gibi devam ediyor herhalde. Öyle olarak. Herhalde. Bakacağız. Bir sonraki soru. Şimdi Serkan'ın motivasyon videolarıyla böyle ön planda olması benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü böyle ben bile bazen kendimi kötü hissettiğimde ondan bir motivasyon konuşması ihtiyacı hissediyorum. O yüzden motivasyon videosu gelecek mi? Daha yeni çektik bir tane. Evet. Maratonla ilgili maraton koşmakla ilgili ama aslında hayatımızın bir maraton olduğuna ibaret ve o maratonları nasıl aşabileceğimize dair bir video yaptım sizlere. Motivasyon videosunun sonu yok. Ya her hafta da motivasyon videosu çekilebilir yani. YouTube'da da binlerce motivasyon konuşması da var. İşte Motivation Talk, TED yazınca bir ton konuşma da gelecek eminim. Ama dediğim gibi asıl motivasyon, videoda söylediğim gibi sizin içinizde olan motivasyon. Bu motivasyonu kaybedince bulacak olan kişi sizsiniz. Videoya etkilenip çok izlendikten sonra bir gaz da gelip sonra 10 metre adım attıktan sonra onu unutuyorsanız o motivasyon değil, o geçici bir gazdır yani. Gaz ve motivasyon kelimesi farklıdır o yüzden. Motive olmak çok uzun periyotta sizi diri tutacak bir güç. O yüzden bir şey gazla hareket etmemek lazım. Gaz anlık gelen bir dürtü aslında yani. Ama motive olmak uzun bir periyot gerektirdiği için yani sizin ihtiyacı olan şey motive olmak. Bunu da videolardaki aldığınız gazla yapamazsınız. Yani ama videolarda bazen insanın böyle bir hatırlamaya ihtiyacı oluyor ya. Kesinlikle haklısın yani. Bir iteleme evet. Güç istiyorsun evet. Ama onun uzun vadede yolu motivasyonla birleşmeli. Yani bir öyle. Video izleyerek bu işi çözemezsiniz yani. Bir videoyla o yüzden devamlı istiyoruz senden. videodan video. Ya şaka bir yana ben zaten bizi takip eden insanların çok aklı başında ve bilinçli insan olduğunu düşünüyorum. Öyleler ya ben yorumlardan gördüm bayağı. Sorduğunuz sorular, ilginiz, alakalınız yani o yüzden bence motivasyonla ilgili problemimiz yok. Ara ara düşmen olabilir. Bende de oluyor bu. Zannetmeyin ki ÖSS sınavına hazırlarken 7-24 çalıştık. Hepimiz düştük. Hani bizde laf vardı uçak ilk indirirken düştükçe topla diye. Düştükçe toplayacaksınız kendinizi yani. Uçağı indirirmiş gibi. Bu iş böyle. O yüzden motivasyonunuzu kaybetmeyin. Gerçekten elinde olsa çekerim, her gün çekerim yani ama uçuşlar oluyor, başka yer oluyor, anlatmak istediğiniz başka videolar oluyor. Ama dediğim gibi olay sizde, kendinize güvenin yani. Ara ara düşmeler olur, motivasyonunuz yitirmeler olur, çok normal. Bu bile bir motivasyon videosuna doğru evriliyor bence ya. Yok burada işte. Bahçe videosu gelecek mi? Bu soruyu ben cevaplamak istiyorum müsaadenizle. Ya bahçeyle ilgili keşke daha fazla video çekseymişiz. Biz yani bu bahçe olaylarına bu şekilde girişmedik. Karantinada herkes gibi biz de önce evi topladık. İşte domates toslarda kaybettik kendimizi. Dip köşe temizlikler yaptık. Ara ara da böyle yani planlı bir şekilde giriştik tabii ki. Kürekti, kepçeydi, kazmaydı, siparişleri verildi. Ve bir anda başladık tabii ama böyle kendimize anı olsun diye bahçeye telefonu koyup çalıştığımız oldu. Olmadı o videoları birleştirip yapabilir miyiz bir video? Yani çıkar olabilir. Aslında çekilebilecek video çok bizim genel hayatımızdan ama bazen evet. Şey diyoruz ya kanal havacılık ne için kurdu, nereye gidiyor falan. Ama çok geliyor. Instagram'dan da bir de tabii bu soruların çoğu Instagram'dan da çok birlikte evet. İçimi de. Yani yapabiliriz olabilir yani. Bir deneriz ya belki elimizde zannettiğimizden fazla kayıt varsa eğer. Ama çok keyifli, çok keyifli bir iş evet. Ya toprağa dokunmak çok iyi geldi bizlere. Karantinamız resmen ben böyle dinlenemediğimi falan hissettim böyle. Her akşam yorgun uyuyoruz çünkü gerçekten tahmin ettiğimden zormuş bu bahçecilik işi. Çünkü sadece çiçek ekmedik aslında bir sürü tarım da yaptık yani. Böyle mısırdı, fasulyeydi, işte ne bileyim bir sürü biber çeşidi falan var. Biraz zamanımızı aldı ama çok keyif alarak yaptık. Evin içinde de bir sürü 7-8 tane var. Her gün böyle onların tomurcuklanmasını, bir dal daha çıkarmasını falan gözlemleyebiliyor olmak insana çok iyi gelen bir şey bu arada. Ve biz yaz mevsiminin çoğunu bahçede geçiyoruz. Bahçede yaşıyoruz diyebilirim aslında. O yüzden yaşadığınız yeri güzelleştirdikçe insanın da ruhu açılıyor. Bayağı bir iyi geliyor yani. Birebir katılıyorum. Evet. Devam. O zaman
Serkan Kaptan'ın bu soru size. Malezya Airlines kazası. Evet, kazalarla ilgili ilk canlı yayınımızda konuşmuştuk. Video algısı oluşmuş. Hani konuşuruz üzerine dedikten sonra. Şimdi şöyle, prensip gereği ben kaza videosu çekebilirim. Ben bu arada çok seviyorum yani. Çok seviyorum derken National Geographic'te o kaza videolarının hepsini izledim. İşte özellikle takip ediyorum. İşte son dönemdeki işte 2 gün önce Karaçi'de PIA'nın, Pakistan Airlines'in kazası vesaire. Çok yakından takip ediyorum ve hani direkt araştırmalara başlıyorum. Ama bir video çekmek veya öyle bir şeye başlamak benim haddime değil. Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Sebebi de bununla ilgili uzman otorite büyüklerimiz var. Hem Türkiye'den hem yurt dışında ilgili havacılık kurumları var, otoriteler. Çünkü bu iş sadece kazayı görüp evet pilotaj hatası, iniş takımı toplamamış, gitmiş vurmuş, öyle değil aslında. Yani mesela bilmiyorum, hiç kaza raporu okudunuz mu gerçek anlamda? Video izlemekten ziyade yani şöyle, mesela ben okudum Salih'in kaza raporunda 60 sayfa falan, 60-70 sayfalık bir rapor. Ve rapor ne zaman başlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Pilotların 48 saat öncesinden başlıyor. Of. Yani böyle bir psikolojik analiz yapılıyor, düşünün yani. Böyle kapsamlı bir raporda tutup iniş takımı toplamamış ve vurmuşlar. Hani bu değil çünkü yani bu iş yani. Bunun altı boş oluyor. Dinlenmiş mi, yani mesai süresi uygun mu, uçağın logbook bakımı yapılmış mı, o pilotun logbookunda ya, her şeye bakıyorlar. İnanılmaz detaylı bir rapor yapılıyor yani. O yüzden tutup çıkıp aynı şey Pegasus kazasında da oldu yani. Biz o sırada tesadüf zaten birlikteydik, hatta pilot bir arkadaşımız evindeydik. Bir yemeğe davetliydik. Orada bile biz açtık ve şok içindeyiz. Yani dördümüz, herkes havacılıktan, kimse konuşmuyor. Canlı yayına hiç hayatında kokpit görmemiş biri çıkmış yorum yapıyordu yani. Ben şok bile haddime değil ya diyorsam, ki ben bile hani 3 yıllık bir tecrübem var yani. Zaten haddime değil de hani havacılık sektöründen olan biri olarak söylüyorum. Hiç sektörden olmayanların biri konuşması hiç uygun gelmiyor bana. Yanlış anlamayın, bunun şey YouTuber'lara falan değil dediğim yani. Hani işin üst seviyesine söylüyorum. Yoksa hobi olarak izleyip video çekebilirsiniz. Çekebilirsiniz. Ya bu çok normal zaten. Bunu yapın zaten. Çok da güzel yani. İlgi duymanız falan. Ama ben olmak istemiyorum bu işin bir parçası. Ha, Instagram'dan mesajlar geliyor. Onlarla yazışıyoruz. Öyle yazışabiliriz. Sohbet, muhabbet edebiliriz ama official bir şey yapmak istemiyorum yani. Gerek yok. Evet, bir sonraki soruya devam ediyorum. Bu işi seçtiğiniz için hiç pişman oldunuz mu? Hayır, asla. Sen? Suratımdan da belli olacağı gibi kesinlikle hiçbir zaman olmadım yani. Süper. Böyle en zorlu zamanlarda bile, eğitim safhası diyebiliriz bunun için herhalde. Ya en sıkıcı kısmı orası bence. Ya da böyle aylık, 6 aylık sene. Benim değildi yani eğitim safham hiç sıkıcı. ATPL döneminde sıkıldığını biliyorum Serkan. ATPL bambaşka. O onu kastettim o zulüm yani. Yoksa Cessna'yla uçuş yapmak dünyanın en güzel şeyi. Evet. Pişman olmadık. Güzel. O zaman bence çok uzun oldu bu video. Son soru olsun mu? Bence evet. Biz bu videoları tamam, biraz daha fazla yapmamız gerekiyor olabilir. Çünkü şey, evet, bakmadık ama muhtemelen uzun oldu. Uzun oldu evet. Evet. Son soru gelsin. Son mu geliyor? Hadi gelsin bakalım. Hadi. Bizlere tavsiyeleriniz nelerdir? Motivasyon konuşması. Yani öncelikle estağfurullah. Yani dediğim gibi bir tavsiye vermek benim haddime değil. Yani tamam, yaş olarak benden büyük olabilirsiniz, küçük olabilirsiniz. Ben bunlara takılmam. Yaş dediğiniz iki tane rakamdan oluşan şey benim için yani. Dediğim gibi yani nasihat vermekten de çok hoşlanan biri değilim aslında. Yani tutup size karşıma şöyle yapın, böyle yapın falan değil. Nacizane tecrübelerimi söylüyorum. Sizler de gerçekten bir önceki soruda söylediğim gibi aklı başında çok düzgün bireylersiniz yani. Çok pırıl pırıl insanlarsınız. Çok güzel sorular soruyorsunuz. Hatta şey çok hoşunuza gidiyor. Birini soru soruyor, diğeri cevaplıyor falan. Kesinlikle süper yani. İşte istediğimiz bir zaten bu platform işte evet, yani. Evet evet. Arkadaşlık hani ortamı oluşturmuş kesinlikle gibi bir şeyiz değil mi? Eskiden bir forum vardı. Hala var tabii de. Eskiden çok daha faal kullanırdık. Öğrenci pilot aday adayıyken. İlker, Emir falan hepimiz oradan tanıştık. Hı-hı. Bu arada. İlk tanışmamız oradan. Sonra hep biz birlikte akademiye girdik. Şimdi onların çocukları oldu. Hala görüşüyoruz mesela. Evet, böyle evet, dostluklar vardı. O yüzden bilgi paylaşınca güzel. Bundan çekinmeyin. Bilgi paylaşmaktan. Başka neler paylaşabilirim kendi hayatımla ilgili, tavsiye olarak almayın lütfen. Her zaman bir B planınız olsun. Yani bu koronavirüs süreci zaten bu işi iyice netleştirdi yani. Hmm. Hepimizin, biz de dahil olmak üzere kendi çıkardığımız derslerden biri, bir B planımız olması lazım. Sizlerin de öyle. Yani bir şey istemeniz çok güzel bir şey ama asla şartlanmayın arkadaşlar. Yani aranızda hepiniz pilot olmak istiyor olabilirsiniz ama muhakkak ki olamayacak olanlarınız olacak yani. Neden olacak? Başka problemler olacak. Sizin dışınızdaki sebepler olacak. Sağlık problemi olabilir. Hani Allah korusun sağlığınız hep yeriniz olsun ama maalesef böyle gerçekler var. Ya bizim işimiz ip üstünde bir iş. Yani ben Allah korusun şu parmağımı şuraya sıkıştırdım gitti desek uçamayacağım mesela. Hı-hı. Gitti yani. Hani lisansımız, sağlık lisansımız alındı elimizden. Bu iş böyle bir iş. O yüzden bunlara hazır olun. Yaşınız genç. Çok istiyorsunuz. Çok uzun yıllar var önünüzde.
Ama böyle süreçlerde yaşanıyor. O yüzden muhakkak bir B planınız olsun. Hep soruyorsunuz ya, işte üniversiteye mi gideyim, pilotaj okuluna mı gideyim, uçuş okuluna mı gideyim diye. Bunlardaki tercihlerinizi ne kadar çeşitlendirirseniz kendinize o kadar geniş bir yelpaze ağı açarsınız meslek anlamında yani. Mühendislik okuyabilirsiniz, TH Akademi'ye girebilirsiniz. Hem mühendis mezuniyet belgeniz oluyor elinizde, hem de TH Akademi'ye başvurma şansınız oluyor elinizde. Yani hep böyle şeyleri düşünürseniz hayatta da B planı olacak şekilde seçenekler sunarsanız kendinize çok daha iyi olur. Hem stres yönetiminiz azalır. Dersiniz ki ya TH Akademi olmazsa şuna devam ederim. Bunu diyebilmek çok güzel bir şey ama TH Akademi olmazsa ne yaparım ben diye girerseniz ki emin olun mülakatta da bunu soracaklar. Şunu kesin soracaklar yani sana sorduğumu bilmiyorum. Bu iş olmazsa ne yapacaksın? Evet. Bu çünkü B planını bilmek, öngörüyle yaklaşmak her zaman iyi bir özelliktir yani. Bunu tartmak isteyebilirler. Sırf bunun için bir de bir planınız olsun derim ben. Onun dışında vakitlerinizi dediğim gibi İngilizce önemli. İngilizceyi geliştirin, pilotluk olsun olmasın. Artık günümüz çağı İngilizce ana dil yani. Yapacak bir şey yok. Öyle oldu resmen yani. Kitap okuyun, bol bol kendinizi geliştirin. Havacılıkla ilgili kitaplar olmak zorunda değil. Hep söylüyorum. Çok fazla dijitale kaydı artık her şey. Çok fazla Instagram'da vakit geçiriliyor, Twitter'da vakit geçiriliyor. YouTube'da çok fazla vakit geçiriliyor. Bunu biraz daha artık böyle... Evet, çağımız 2020, milenyum çağı diyoruz, işte dijital çağ diyoruz ama yine de temel bilgileri alacağınız yerlerden kendinizi mahrum bırakmayın. Kendinize ne kadar koyarsanız o kadar iyi. Haluk Bilginer'in bir röportajı var ya, hatta geçen yine birlikte yad ettik yani. 20 yıl sonra mı, 30 yıl sonra mı hatırlamıyorum tam. 30 yıl sonraki beni çok kıskanacağım diyor Haluk Bilginer. Kim bilir diyor ne kadar bilgili, ne kadar tecrübeli olacak diyor. Tam hatırlamıyorum sözleri ama hani anlatmak istediği mesaj bu aslında. Ben de mesela o yorumu... O röportajı dinleyince çok etkilendim yani. Hani 20 yıl sonraki beni çok kıskanıyorum. Evet yani neler görmüş olacak, neler geçmiş olacak. Siz de kendinize öyle diyebilirsiniz. Yani 20 yıl demezsiniz de 3 yıl sonra, 5 yıl sonra. Hepimiz yani... demez miydik hep? Ya keşke o anki aklım olsa. Bunun temelinde o yatıyor. O anki aklımız hiçbir zaman olmayacak. Hayat zaten böyle güzel. Ama o ana kadar biz kendimizi ne kadar doldurursak o kadar iyi. Bir de o 3-5 yıl boyunca da boş durmamak lazım. Serkan'ın da dediği gibi yani sadece havacılıkla ilgili olmak zorunda değil. Bulabildiğiniz her şeyi okuyun yani. Kitaptı, işte izlediğiniz filmler falan size neler katacak bilemezsiniz. Bir gününüzü ben eminim ki karantinada illaki en az bir gününüzü böyle sadece tavana bakarak ya da sadece telefonun ekranına bakarak geçirdiğinize eminim yani. O geçirilmiş zamanlar birazcık böyle çöp oluyor yani. Onu yapmamaya çalışın. Ve elinizden geldiğince kendinizi geliştirmeye çalışın. Çünkü çoğu yerde de sorduğunuz gibi o özgüven aslında öyle gelişiyor yani. Kendi içiniz ne kadar doldurursanız kendinize güveniniz geliyor. Çünkü halledebilirim diyorsunuz, biliyorum diyorsunuz yani. O şekilde oluyor. Yani illa boş geçireceğiniz günler de olacak. Bizim de oldu. Biz de hadi şimdi bu video bitince hadi gidelim kitap okuyalım yapmayacağız mutlaka. Yani dinleneceğiz, bir dışarı çıkacağız, bir nefes alacağız. Ya bunlar hayatın akışı zaten. Hayatta eğleneceksiniz, dışarı çıkın. Mesela işte şey diyor bazı arkadaşlar, işte lisedeyim şu kitapları okudum ne tavsiye edersiniz? Diyorum ki biraz dışarıda gez, vakit geçir. Yani buradaki anahtar kelime denge aslında. Sen de bana katılırsın diye düşünüyorum. Yani hayatı dengeli yaşamak. Bazen biz de çok salıyoruz. Bazen biz de dediğimiz ve önerdiğimiz şeyleri yapmıyoruz işin açıkçası. Ama o bazen oluyor. Hayatımız öyle devam etmiyoruz. Edemeyiz de zaten. Siz de o döngüye girince çok uzatmamaya çalışın. O var ya sürekli video dönüyorsunuz, bir şey. Bir yerde kayboluyor insan. Öneriler, işte yani. Öneriler. Nereden evet. Başladık, nereden çıktık oluyor insan. İşte o dengeyi kurduktan sonra bence bir sıkıntı yok. Evet. Benim naçizane yorumlarım bu kadar. Yani öyle çok kitap okuyacağım, makalelerden kafamı kaldırmayacağım diye de hayatı kaçırmayın sakın. Yani sonuçta hayat yaşamaya değer. Kesinlikle öyle. Evet, Seko Kaptan. Bu son sorumuzdu. Öyle mi Mer Kaptan? Keyif aldın mı? Çok. Moderatörün için, beni yayınınıza konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Rica ederim efendim. Sizlerle bir karantina günümüzü geçirmek bize de iyi geldi aslında. Evet. Böyle evimizde ağırlamak. Evet, çok teşekkür ederiz. 7000 takip olmuş en son. Evet, öyle bir şeydi. Karantinada kimseyle görüşmedi dediler ama biz 7000 kişiyle birden. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi bakın. Evde kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evde kalın.